gidiyoruz eve mi? Hastane. Tamam. Merhaba. Merhaba. Şebnem. Canım. Şebnemciğim sevecek. Ne kadar da büyümüş. Arkadaşım mı? Hadi. Annesiyle görüştü. Kızım için bir yabancıyım. Nasıl söyleyeceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Nasıl bir araya geleceğiz yeniden? Haftaya Emine'nin duruşması varmış. Dur bakalım, dava görülsün, Emine'nin durumu netlik kazansın bir. Ona göre bir şeyler düşünürsünüz beraber. Sabır. Biraz daha sabır. Hadi bakalım. Gidelim. Sen git istersen, biz abimle döneriz. Acelem yok, sizi bırakayım önce. Sonra doğrudan şirkete mi gideceksin? Evet. Neden sordun? Belki hastaneye uğrarsın diye düşündüm de. Hastanede bir işim yok Menekşe. Benim o adamla işim yok. Hadi. Hadi Menekşe, atla. Hadi bakalım, şimdi bir şeyler ye. Acıkmışsındır artık. Evet. Buyur bakalım. Çay mı istersin, meyve suyu? Meyve suyu. Abisi, meyve suyu ver bu güzel kıza. Menekşe. Az gelsene bir. Ya hiç yalnız kalmadık, soramadım. Ne oldu o iş? Test sonucu ne çıktı? Bilmiyoruz. Halil öğrenmek istemedi. Bak, o herifin numaralarından biridir. Kesin öyledir. Ne oluyor? Yok bir şey. Neler oldu? Görüştüler işte. Ne yaptı anası olacak cadı? Çok ağladı ayrılırken. Şebnem bağırdıkça. Babasını gördük bir de çıkışta. Ya! Şebnem tanımıyor. Adam öpmek istedi, korktu. O da söyleyemedi babası olduğunu. Ben bir tek çocuğa acıyorum. Allah dört gözden ayırmasın. Aa! Ne yapıyorsun? Bırak kızım, git otur. Lale sana bir çay koysun. Hadi. Çalışmak istiyorum anne, ne olur. En iyi terapi çalışmak. İnsan kendini işe verince bütün sıkıntılarından uzaklaşıyor. Yorulma diye yavrum. Rahat bırak kızı Süheyla. Çalışmak istiyorsa çalışsın. İyi. Hadi ya. Anne, senin poğaçalar oldu. Ay, tut, elim yanıyor. Aa, ver. Dikkat et. Ha?
Menekşe, beline bak. Ne işi var burada? Börek almaya gelmedi herhalde. Dur ben gönderirim onu şimdi. Abi dur lütfen. Merhaba Menekşe, vaktin var mı biraz konuşalım? Ben Halil'i arıyorum. Gerek yok abi. Buyurun. Hamuru bıraktım öyle, siz devam eder misiniz? Hadi anne biz içeri geçelim. Sen de. Teşekkür ederim. Evet, ne konuşacağız? Aslında bu konuşmayı Halil'le yapmak isterdim. Ama benimle konuşmuyor, yüzüme bile bakmıyor. Haksız değil, büyük bir şok yaşıyor. Bir gün bir rapor alıyorsun eline, gerçek babanın kimliğini öğreniyorsun. İnandığın her şey bir anda yalan oluyor. Bambaşka bir gerçekle karşılaşıyorsun. Hayatın alt üst oluyor. Üf, aynı şey benim için de geçerli. Halil ne yaşıyorsa aynısını yaşıyorum. Hatta daha fazlasını. Üf, ben de dağıldım. Ben de şaşkınım. Ben çok üzgünüm. Ne demeye gelmiş acaba? Vardır bir derdi. Yüzsüz sahtekar. Şeytan diyor, çık dağıt ağzını bunun. Şşt Kadir. Kim geldi ki? Menekşe'nin bir tanıdığı. Kadir abi niye kızıyor ona? Kızmıyor yavrum, şaka söylüyor öyle. Şaka değil mi Kadir, şaka? Şaka şaka. Sema ile hikayemizi biliyorsun artık. Bilmiyorum. Halil bu konuda konuşmuyor. Beni hiç affetmeyecek. Haksızlık etmiş olmaz. Ona kendimi ifade edebilmek için bir şey var. Yapacağım bir tek şey var. Tek şartla beni affeder. Ben bu şartı yerine getireceğim Menekşe. Oğluma kendimi affettireceğim. Ne oluyor? Telefon geldi. Dağılmış. Kimle konuşuyor? Ne bileyim. Menekşe, çok acil bir işim çıktı kızım. Gitmem lazım. Güle güle. Yine görüşeceğiz. Halil ve sen, benim çocuklarımsınız. İntikamınızı ben alacağım. Çocuklarımsınız derken? Hadi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.